Çorlu'da sabah 9'da annelerin arkasında onların haykırışlarına eşlik etmek için onlarla birlikte mahkeme salonuna doğru belirlenen güzergahta yürüyeceğim. Yarın Çorlu annelerini yalnız bırakmayın. Beni seven arkamdan gelsin. Geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve kalabalık geldi diye. Dün bir çağrıda bulunduk, bugün çok önemli bir destek var ailelere. Tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuz. 6 yıldır bu davayı hep birlikte takip ediyoruz. Şimdi hep birlikte adliyeye doğru Çorlu için adalet diyerek yola çıkacağız. Şubat ayında ailelere söz vermiştik. Günü geldiğinde 25 Nisan'da buraya çok daha güçlü geleceğiz ve çok daha kalabalık olacağız diye. Bugün burada belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığı, tutuklandığı, 22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültürünün ilk kez geliretildiği, onlar yargılanırsa bundan sonra sözümü dinlemezler mantığıyla hiçbirini feda etmeyenlerin bugün halkın göstermiş olduğu büyük dirayet, halkın göstermiş olduğu büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Mahkeme heyeti tarihe kendileri adına bir utanç değil, aslında hukuk için küçük ama Türkiye'deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladılar. Sadece bölge müdürlükleri nezdindeki cezalandırmalar ilk adımdır ama yeterli değildir. Devlet Demiryolları'nın genel müdürleri ve oradaki genel müdürü, yardımcıları ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir. Siyasi talimat verenlerin hesap verdiği günler gelmeden Çorlu için tam adalet sağlandı diyemeyiz. Ama Çorlu hepimize umut olmuştur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. İyiler kazanacak, anneler kazanacak, mağdurlar kazanacak.